Herkese merhaba diyoruz. Sereşit programımızda sizlerle birlikteyiz. Karşınızda ben ve oğlum Mete ile birlikte yine sizlere keyifle izleyebileceğiniz bir program hazırladık. Hazırsanız Sereşit Keyfi başlıyor. Evet, bu hafta yine Mete ile birlikte gezdik. Sizler için özel konular, konuklar belirledik ve güzel çekimler gerçekleştirdik. Bu haftaki programımıza dilerseniz ilk olarak zaman zaman programımıza konuk olan ve önemli özel konularda bizleri aydınlatan psikolog Neşe Başak'ın röportajı ile başlayalım. İşte Neşe Başak'la yaptığımız söyleşi. Evet sevgili seyirciler, ne derler? Çok şükür Allah'a derler. Allah kavuştursun derler. Ve tam 6 ay sonra o beklediğiniz hanımefendiyle ve asistanıyla yeniden birlikteyiz. Tam 6 ay oldu. Hep bana soruyordunuz, nerede Neşe Hanım, nerede Neşe Hanım? Lefke'de kayboldu ama biz kaybolan böyle özel ve güzel bayanları da yakalamasını çok iyi biliriz. Ve böyle öğretmenler günü arifesinde yeniden Lefkoşa'ya geldi. Öncelikle tabii bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak kendisinin öğretmenler gününü kutlayalım. Bu vefasız kadının ve söyleşimize başlayalım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun inşallah. Sizin de kutlu olsun. Ama nasıl geldik bir anlatalım isterseniz. Anlatalım. Nasıl geldik? Tabii bu arada hanımefendiye de, Çorum güzeline, Leblebi güzeline de hoş geldin diyelim. Çünkü o da Neşe Hanım'ın izinde, o da gelmiyor. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Evet, bu arada çok şıksınız. Teşekkür ederim. Öğretmenler gününüzde kutlu. Paris'ten mi geldi bugün? Ya öyle oldu birazcık. Evet, Neşe Hanım. Kafa Paris geziyoruz biz. Evet, biz Paris yaşıyoruz. Kafa Paris'te yaşıyorsunuz. Evet, bu esprili girişten sonra hemen Neşe Hanım'ın o güzel sohbetine başlayalım. Tabii Leblebi güzelimiz de bize eşlik edecek. Ona da teşekkür ediyorum. Evet, öğretmenler gününüzü de kutladık sevgili Neşe Hanım. Neler söylemek istiyorsunuz öğretmenlerimizle ilgili olarak? Siz de çok başarılı bir eğitmenimizsiniz, öğretmenimizsiniz. Böyle pırıl pırıl gençlerle birliktesiniz. Bunlara güzel şeyler anlatıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Eğitim hayatında olmak çok farklı bir şey. Yani hayatının bir kısmını mesleki olarak sadece belli bir zamanını, hani part bir zamanı almıyor. Bizim hayatımızın bütün içerisinde hem eğitiliyoruz hem eğitiyoruz. O yüzden eğitim hayatı içerisindeyiz. Öğretmeniz, öğrenciyiz. Öğretiyoruz, öğreniyoruz. Yani aslında toplumu biz inşa ediyoruz. Toplumun ustası biziz. Öğretmenlik mesleği hakkında söylenebilecek o kadar çok şey var ki sadece şuna değinirsem yeterlidir diye düşünüyorum izleyicilerimizi. Çok güzel yüreklere sahip öğretmenlerimiz. Çok güzel bir toplum inşa ediyorlar. İnşa etmeye de devam edecekler. Hatta dün bir resimde gördüm. Çok hoşuma gitti. Duvarda bomba deliği güneş çerçevesi yapan öğretmenlere sahip bir memleketteyiz. Yüreği güzel, kalbi güzel, işleyişi güzel, işlevi güzel ve yetiştirdiği nesiller güzel öğretmenlere sahip bir toplumdayız. Çok şanslıyız. Herkesin yüreğinden öpüyorum ve öğretmenler gününe tüm öğretmenlerimizin, annemiz de bir öğretmen, babamız da bir öğretmen, biz de çocuklara öğretmeniz yani. Herkesin öğretmenler günü kutluyorum. Aslında tüm toplumu inşaat işçisi olarak hepsinin bu toplumu inşa ederken emeklerinden dolayı kutluyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Neşe Hanım nasıl bir öğretmen? Biraz dedikodu yapıyor. Okulda en sevilen öğretmenlerden birisi. Yani hem eğitip hem emin misin? Eminim. Yani çünkü şimdi buradadır diye söyleme. Hayır, kendisinin de dersine girmişliğim vardır. Yani diğer derslerde çok çok sıkıcı geçer ve ne anlatıyor bu dersin, ama Neşe hocamızın anlattığı derslerde hem kendi hayatımızı yönlendirmemizde hem de bize bir ders olarak çok eğlenceli bir şekilde gayet aktif ve öğretici bir şekilde dersi işliyoruz. Neşe hocanın anlattığı derse herkes, tek ben değil,
büyük bir zevkle asla kaçırmadan yağmur, çamur, hiçbir şey dinlemeden herkes mutlaka o sınıfları dolduruyorlar yani. Evet, ne kadar güzel bir öğretmen olarak bir öğrencinden bunları işitmek herhalde seni mutlu ediyor. Yok, gerçekten öyle. Geliyorlar, derslere geliyorlar. Çünkü benim bakış açım şu, yani ben bilgi verme amaçlı veya bilgi edindirme amaçlı gitmiyorum sadece. Biz o sınıfta bütünleştiğimiz zaman, sınıfa girdiğimiz zaman o samimiyet çok farklı bir şey. Oradaki o enerjinin birleşmesi çok farklı bir şey. Ve onlara tecrübelerinle, hayatınla, bakış açınla oturup sohbet etme alanımız bizim orası. Bunu yapıyoruz ve bazen bitmesini istiyoruz. Bazen sıkıldığımızda hadi bitsin, sıkıldık diyoruz. Yani o günkü halimize, o günkü psikolojimize, o günkü enerjimize göre hareket ediyoruz. Oldukça özgürüz, oldukça ruh sağlığımızı besleyeceğiz. Oldukça daha samimi, daha sevgi doluyuz. Yani bu yüzden aslında kopamıyoruz. Yani benim çok çok eski öğrencilerimle hala da iletişim devam ediyor. Hala da görüşmelerim devam ediyor. Yani hayatı alacakları kritik kararlarda muhakkak soruyorlar, danışıyorlar. Ulaşabildikleri kadar yani. Ulaşamayanlar da çok fazla. Bunu hep söylüyorum. Dönüş yapamadığımız, iletişim kuramadığımız çok oluyor. Çünkü çok yoğun bir tempoda oluyoruz. Ama bu kadar insanla iç içe olmak, bu kadar insanla iletişim içerisinde olmak ve bu kadar insanın belli bir kesime dahi, ulaşabildiğimiz kesime dahi hayati kararlarında hayatına dokunabilmek, yüreklerine dokunabilmek zaten öğretmenlik mesleği bu benim gözümde. Evet. Peki Neşe Hanım, tabii bu arada telefonlarımız da çalıyor. Hiç sizin rahat çalıyor. Bizi arka plana attırdınız telefonu. Sizin çalıyor. Peki, kapatmayı unuttuk. Peki Neşe Hanım, biraz daha böyle hoş bir sohbet olsun. Çünkü 6 aydır gelmediniz. Seyircimiz sizi özledi. Hep bana soruyorlar, ne oldu Neşe Hanım, kayıp mı, adayı mı terk etti? Ben de şaka oldu, Rum kesimine iltica etti diyorum. Nedir bu 6 ay çok sevgili seyircilerinden uzak kalmanın? Çok mu yoğunsun? Aslında tabii benim de... Bu kadar vefasızlık yapma bu seyircilere. İçinizi döküyorsunuz, anlıyorum ben sizi. Ben seyircim adına konuşuyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey... Sonuçta bir emek isteyen bir meslekteyim ben de. Gerçekten bunu hep diğer programlarda da biraz izah etmeye çalıştım. Bizim işimiz yazmak, bizim işimiz okumak, bizim işimiz düşünmek, bizim işimiz üretmek, bizim işim uyum sağlamak, bizim işimiz daha fazla kuş bakış açısı geliştirmek olduğu için, çok emek istediği için zaten çok az uykuyla yaşayan bir insanım ben. Çünkü zamanla yarışan bir insanım. Her şeye yetişmek istiyorsun, her şeyi yapmak istiyorsun. Bunların içerisinde kitap yazmak var, bunların içerisinde yayın çıkarmak var. Bunların içerisinde makale, bildiri yayınlamak var. Bunların içerisinde kongrelere gitmek var. Bunların içerisinde sunum yapmak var, seminer vermek var. Ve ayrıyeten günlük derslerin ve sorumlulukların kendine da var. Kendine hiç zaman ayırmıyor musun? Özel böyle gezesin, edesin, güzelliği yaşasın. Yazda ayırdık ya. Sevgiyi yaşasın. Ayırıyoruz tabii ki var. Peki hemen tekrar kraliçeye dönelim. Leblebi kraliçesine dönelim. Nasıl gidiyor Lefke'de? Bir genç kızımız olarak Türkiye'den geldin, evet. Üniversitelerimizde okuyorsun, Lefke gibi şirin bir kasabada. Evet. Mutlu musun, memnun mu? Çoğu insan mutsuz. Diyorlar köy gibi bir yere geldik, ya burada yapılacak hiçbir şey yok ama orayı güzelleştirmek insanın elinde. Sonuçta arkadaş çevresi edinmek, sosyalleşmek, okulla ilgili her şeyi güzelleştirmek insanın elindedir. Ben çok seviyorum, hatta hiç gitmek istemiyorum. Bölümüm bittikten sonra başka bir aynı üniversitede Lefke'de başka bir bölüm okumayı planlıyorum. Yani ben hiç gitmek istemiyorum, ailemi ikna ettim zaten. Burada kalacağım. Evet, buradayım ben. Evet. Neşe Hanım'ın asistanı yapacağız seni, burada kalasın. İnşallah. Toplumsal açıdan, sosyal açıdan, eğitim açısından neler söylemek istiyorsunuz? Halkımıza ne gibi mesajlar vermek istiyorsunuz? Şimdi kış ayları geldi, yaz aylarında, bahar aylarında çok güzel mesajlar verdiniz. Yazın tadını çıkarın dediniz, Akdeniz'in güzel adasındasınız dediniz. Halkımız sizi keyifle izledi. Şimdi evet. Kışa geldik. Kış ayları, sonbahar kış ayları, şu anda yeni bir yıla da giriyoruz, son aya giriyoruz. Ne gibi mesajlar vermek istiyorsunuz? Nasıl bir duygu seviyesi içerisinde giriyor insanlar kış ayları? Ya aslında tüm mevsimler üzerine bir şey söyleyeyim izleyicilerimize. Zaten sorunun temel noktası algı, hep söylüyorum algı. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken, bugün çok farklı bir noktadan gireceğim yine bu yapıp etmemiz gerekenlere çok farklı bir noktadan gireceğim. Ve diyeceğim ki izleyicilerimize,
kadın ve erkek diye cinsiyet var toplumda. Yani biz bir kadın ve bir erkek cinsiyetiyle birlikte yaşıyoruz. Ve bu cinsiyetler birbirlerinden oldukça farklı. Farklı olduğu için yaşam tarzları, duyguları, psikolojik durumları, zihinsel işlevleri ve beklentileri de çok farklı oluyor. Dolayısıyla yani hiçbir insanın kafasında, hiçbir insan zihninde tasarladığı şekilde değil veya beklenti içerisinde girdiğinde beklentiyi karşılayacak durumda değildir aslında. Evet. İşte bu yüzden gerek mevsimsel, gerek yılbaşı, gerek etkinlikler, gerek bayramlar, her ne olursa olsun üzerinde tartışacağımız konular, bu beklentilerdeki hatasal durumlar, yaşantı biçimindeki hatasal durumlar ve algılardaki hatasal durumlardan kaynaklanıyor. Öncelikle bunların önüne geçebilmek için söylemek istediğim en önemli şeylerden bir tanesi, kadın ve erkek cinsiyeti birbirinden farklıdır. Doğuştan itibaren farklıdır. Yani hormonal bir şekilde bir farklıdır. Doğduğu andan itibaren yaratılış gereği, fıtratı gereği, hormonal yapısı gereği, hormonal yapının tesiriyle oluşan davranışlar gereği erkekler farklı davranır, kadınlar farklı davranır. Bunlar birbirlerine benzemezler. Şimdi doğuştan itibaren baktığımızda bu kadar farklı olan iki tane cins yaşadıkça mı fark edeceğiz? Aslında yaşadıkça, öğrendikçe mi farklılaşıyor? Hayır. Doğuştan itibaren farklıdırlar. Yaşadıkça birbirlerine benzerler. Tam tersine. Aslında erkek ve kadın birbirinden çok farklıdır. Biz bir arada, bir toplum çatısı altında yaşarken birbirimize benziyoruz. Ama temelinde ne vardır? Temelinde farklılık vardır. O zaman bilmemiz gereken şu var. Herhangi bir yeni yıl hazırlıklarında, herhangi bir aile pazar günleri bir araya geldiğinizde, arkadaşlarınızla birlikteyken ya da eski ilişkiyi geride bırakırken, yeni bir ilişkiye başlarken ya da hayatınızla ilgili kritik kararlar alırken ya da işle ilgili bir takım sıkıntı veya motivasyon gibi durumlarda gelgitler yaşarken, bu tür durumlar yaşarken sonuçta bunları insanlarla iç içe yaşıyoruz ve cinsiyet ağırlığıyla, cinsiyetin toplumsal toplumun cinsiyet rollerini yüklediği anlamlarla birlikte çatışarak veya uyumlaşarak yaşıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Erkek ve kadın birbirinden farklı olduğu için ve birbirlerini anlamakta zorlandığı için bu tür günlerde halen daha kadınlar ne ister, erkekler ne ister, kadınlar nasıl davranmalıdır, erkekler nasıl davranmalıdır diye tartışma içerisinde devam ediyoruz ve her sene neredeyse hemen hemen aynı konuları konuşuyoruz. Ben hatta bu konulara bir son vermek istiyorum. Diyorum ki izleyicilerimiz, erkek ve kadın farklıdır, doğuştan farklıdır, yaratılışı gereği farklıdır, istekleri farklıdır, duyguları farklıdır, beklentileri farklıdır. Bu yüzden gerek özel günler, gerek iş yaşantısı, gerek ilişkilerde yaşayabileceğiniz her şey, bakış açınız, her şey çok çok farklı oluyor. Mesela kadın daha fazla aile değerine düşkündür. Kadın daha fazla sahiplenicidir. Kadın daha fazla hakimiyet kurucudur. Kadın daha sanatsaldır, daha estetiktir. Erkek daha politiktir. Daha ekonomik değerlere daha yatkındır. Daha toplumsaldır. Mesela bir ilişkide kadın bir takım sevgi, fedakarlık ve sorumluluk gibi durumlarını tatmin etmeye çalışırken erkek aslında bu ilişkide bana senin faydan ne, benim sana faydam ne açısına bakar. Toplumsal ilişkilere daha önem verir, kadın bireysel ilişkilere daha önem verir. Yani bu noktalarda o kadar farklılaşıyoruz ki bütünleşme imkanımız yok zaten. Bütünleşme imkanı olmayınca gerek özel günlerde, doğum günlerinde mesela şu anda bir kalabalık ezişteyiz, kalabalık bir yemek ortamındayız, yani çok kalabalık bugün özellikle, hava güzel olduğu için herkes bir arada. Herkesin tartıştığı, konuştuğu konular var. Her anımızın, her dakikamız insanlarla geçiyor ve bu insanlarla geçerken mutlu, güzel, rahat, huzurlu geçmesi için bazı takıntılarımızdan arınmamız gerekiyor. Bu arınmamız gereken takıntılarımız işte erkeği anlamıyorum, kadını anlamıyorum, erkek ne ister, kadın ne ister, işte yeni yıla nasıl girebilirim veya yeni bir ilişkiye nasıl başlayabilirim, yeni yıl bana neler getirebilir, yeni iş, yeni aşk, yeni aile, yeni bir hayata motivasyon sebebi falan istiyorum. İşte bunların hepsi öncelikle toplumdaki kadın ve erkek cinsiyetin farklılığını anlamak, kabullenmek, saygı duymak, hoş görmek ve insanları bizim kafamıza tasarladığımız gibi değil, aslında çok daha farklı olduklarını kabul etmekten geçiyor. İnsanlar farklı. Dolayısıyla biz topluma ne kadar uyum sağlarsak, bu farklılığı ne kadar çok kabul edersek, ne kadar çok saygı duyarsak, ne kadar çok hoşgörü gösterirsek aslında o kadar daha fazla günlerimizi ve anlarımızı birlikte daha güzel geçiririz. Yani yılbaşı gibi, bir arada bulunma gibi, özel yemekler gibi günlerimizin daha
güzel, daha mutlu, anı daha tadına çıkarır bir şekilde yaşayabilmemiz için öncelikle birbirimizin cinsiyetlerinin farklı olduğunu kabul edeceğiz. İlişkilerimize bu yönde yön vereceğiz. Birbirimize daha saygılı, daha anlayışlı, daha hoşgörülü olarak bakacağız ve beklentilerimizi biraz daha karşı tarafa empatik şekilde kuracağız. Erkeğin beklentileri farklıdır. Erkeğin zihin yapısı, zihin işlevi, duygusu, düşüncesi, psikolojik yapısı çok farklıdır. Kadınınki çok farklıdır. Bunların farkına varacağız. Her şey bizim istediğimiz gibi olsun. Bizi mutlu edecek şeyler olsun. Hep bunlar beklentiler içerisinde olursak ne yılbaşı, ne yemek, ne toplumdaki her bir anın hiçbir şekilde iyi geçmez. Peki ben bunu neden özellikle bu konuya geldim? Hani siz dediniz ya, normalde kendinize zaman ayırıyor musunuz? Evet, çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Birçok şeye yetişmeye çalışıyoruz. Evet, kalabalık ortamdayız. Biz kalabalık yaşayan insanlarız. Ama burada en çok dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi, ben size püf noktasını veriyorum. Kadın ve erkeğin farklı olduğunu bilip herkesin ne istediğini, zihnindeki, kafasının içerisindeki insan formül, insan modelinin ne olduğunu ve senin o modellerden hangisi olduğunu, nerede, yani baş karşındaki insanın zihninde hangi modelde yer alıyorsun? Nesin? Ne şekildesin? Senden ne bekliyor? Ne istiyor? Ve onu mutlu edecek şeyin nedir? Senin mutlu edecek şeyle ne kadar farklıdır gibi durumları çözdüğümüz zaman bir arada yaşayabiliyorsunuz. Ben aslında kalabalık bu kitle içerisinde iletişim kurduğum herkesle, kendi ailem, çevrem, yani benim birçok öğrencim de ailem artık, çalıştığımız insanlar, herkeste bu saygı ve hoşgörüyü geliştirdiğimiz zaman ne anlaşamayacağın insan kalıyor, ne uyum sağlayamayacağın insan kalıyor, ne de büyük hayal kırıklıkların oluyor, ne de büyük üzüntülerin oluyor, ne de büyük sıkıntıların oluyor. Dolayısıyla her anı zaten kendine dönüştürmüş oluyorsun. Her anı kendine yönelik yaşamış oluyorsun. Mesela şu anda hocam buraya geldik, bir iki saattir birlikteyiz. İki saatin bir buçuk saatten fazlasını gülerek geçir. Hiç ağzın kapanmadı yani. Evet, neden? Çünkü ana keyif katıyoruz. Ana neden? Nasıl keyif katıyoruz? Enerjimize keyif katıyoruz, özlemle keyif katıyoruz, sevgiyle keyif katıyoruz. Antipati koymuyoruz işin içerisine. Antisempati koymuyoruz işin içerisine. Biraz eleştiri olsa da bunu tatlı süslüyoruz bir güzel. Karşı taraftaki insanı tanımaya çalışıyoruz. Ruhuna iniyoruz, anlayış gösteriyoruz. Cinsiyetlerimizin farklı olduğunu kabulleniyoruz. Ve ona göre hareket ettiğimizde inanın bana her anın tadı güzel çıktı gibi aslında ne kadar yoğun çalışırsan çalış her an sana döner, sana işler ve her anı kendi hayatının bir parçası olarak yaşamış olursun. Yani ben çalıştığım kuruma ömür boyu hizmet etmek için yaratılmadım diyorsan, kendi hayatıma hizmet etmek istiyorum, kendimi mutlu etmek istiyorum, güzelleştirmek istiyorum. Yani yaşadığım her anda bir estetik dokunuş, yaşadığım her anda bir mutluluk, yaşadığım her anda yeni bir insan kazanımı, kalp kırmama, gönül kırmama, hayal kırıklığına uğramama gibi bir tabloda yaşamak istiyorum diyorsan, bu konularda kendini geliştirmen gerekiyor. İşte kendini geliştireceğin konular neydi? Empati kurabileceksin, hoşgörü, anlayış, saygı, karşı tarafı anlayabilme, erkekle kadının birbirinden farklı olduğunu kabullenme ve insanları olduğu gibi kabul etme. Evet, gürül gürül aktı işte bu özlemdi. 6 ay gelmezse artık bu televizyonculuk böyle özlem duyar ve gürül gürül, Niagara şelalesi gibi aktı bugün evet. Hocanım. Aynen öyle. Çok güzel aktı. Evet, son sözlerini rica edelim ve hocama döneceğim. Müthiş bir hocanım. Kesinlikle. Böyle bir hocanıma sahip olduğun için kesinlikle çok şanslıyız ve çok mutluyuz. Zaten kendisiyle muhabbetimiz, sohbetlerimiz ve ders olarak da gayet keyifli ve güzel bir şekilde zamanımız geçiyor. Ve bu konuda da kendimi çok şanslı hissediyorum. Çorum'dan leblebi getirdin mi? Çorum'a gitmedin. Çorum'a gitmedin. Ben gitmedim. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, son sözleri rica edelim. Programımızın süresini evet, açtık. Aslında Çorum dediğin zaman bir Tokat'a seminere gideceğiz inşallah. O ayarlanıyor şu anda. Biz Tokat'ta çekime gelebilirsiniz. Tabii ki Tokat'ta bir seminerimiz olacak. Orada bir konuşma gerçekleştireceğiz. Çünkü izleyicilerimiz özellikle duyurmak istiyorum. Yani bizim bir ekibimiz var. Daha da geliştik. Daha da büyüdük. Daha da fazla aktifleştik. Daha da fazla kendimizi geliştirdik. Ne kadar güzel kızmışım maşallah. Aslında bir ekibimiz var artık. Bu ekibimizle birlikte sorunları çözme üzerine, insanları yönlendirme üzerine, davranışlarını özellikle şekillendirme üzerine, rahat ruh sağlığı üzerine, daha doğrusu hayata karşı motivasyon üzerine danışmanlıklarımızı geliştirdik, seminerlerimizi geliştirdik. Bilgi aktarıyoruz. Bizimle görüşmek isteyen, bizimle konuşmak isteyen, bize danışmak isteyen, bizim bilgilerimizden, tecrübelerimizden, düşüncelerimizden, farklı bakış açılarımızdan faydalanmak isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte bu yüzden bazı illerde buluşuyoruz. İşte onlardan bir tanesi ilerleyen günlerde Tokat olacak. Onun dışında burada da yine
erkekler üzerine konuşalım dedik ama gelemedik konuya. Yine kadınlara destek olmaya devam ediyoruz. Onu vurgulamak istiyorum. Kadınlara destek olmaya devam ediyoruz. Ama tabii ki ben çalışmalarım özellikle hani master tezi olsun, doktora tezi olsun çalışmalarımı genelde kadınlar üzerine yürüttüğüm için konu bu alanda çok çerçeveleniyor. Ve biz de danışanlarımızı genelde kadınları aldığımız için bu şekilde çerçeveleniyor. Ama biz erkeklerin de çok mağdur olduğu durumları biliyoruz. Erkeklerin de duygu durumlarını biliyoruz. Erkeklerin de masumluğunu, beklentilerini, gücünü, kuvvetini, hak ettiği yerler ve rolleri de biliyoruz yani. Farkındayız. Bunları da konuşuruz. Aslında bugün bunları konuşuruz dedim ama yine geçti konu. Yine gelemedik erkeğe. İnşallah bir gün bir programda geleceğiz. Ama erkek hepimizin babası var. Hepimizin oğlu var. Hepimizin erkek kardeşi var. Erkek dünyada sadece kadın cinsiyeti üzerine dönmüyor dünya. Sadece kadın hakları, sadece kadın mağdurlar, sadece kadın estetiği, kadın sanatı üzerine dönmüyor dünya. Erkeklerin bu topluma çok büyük katkıları var. Zaten olmazsa olmazlar. Mümkün değil. Devamı haftaya. Evet sevgili seyirciler, bir Neşe Başak'la birliktelik programımızın sonuna geldi. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Bu hanım kızımızı aldı. Telefke'den geldi. Ve Eziş'in bu güzel bahçesinde bu güzel söyleşiyi yaptık. Sanıyorum daha sık sık sizlerle birlikte olacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Hep bebeği getirmedin ama bir şey değil. Gitmedim daha. Gidince getireceğim. Söz verdi. Sevgili seyirciler. Evet. Şimdi de sırada başarılı sporcularımızı, başarılı gençlerimizi ön plana çıkardığımız Cumhuriyet'in Starları bölümümüz var. Cumhuriyet'in Starları'nda Cihangir'in yeşil sahasına indik ve 3. kaptan Mikail ile röportaj yaptık. İşte Mikail'i tanıyalım. Evet, Cihangir Spor Kulübü'nün bu güzel sahasındayız. Yeşil sahalarda ve tabii ki yeşil sahaların bir yıldız futbolcusu Mikail bizimle birlikte. Cihangir'in altyapısından yetişen başarılı bir futbolcu kendisi. Takımında 3. kaptanı aynı zamanda. Evet Mikail, nasılsın? İsmin de çok güzel. Baş melek Mikail'in ismini aldın, ne güzel. Teşekkür ederim. Çok iyiyim ben. Her şey yolunda. Sizleri sormalıyım. Teşekkür ediyoruz. Evet, nasıl gidiyor? Altyapıdan yetiştin tabii ki. Biraz önce böyle kulüp binasında gezdim. Fotoğraflar ne kadar güzel, kupalar böyle başarılarla dolu. Bir geçmiş aslında. Daha gençsin aslında ama birçok başarı sığdırdın. Biraz anlatır mısın bize nasıl oldu futbola başlaman, Cihangir'de bu geçen süreç? Futbola başlamam, yani her futbolcu gibi böyle mahalle aralarında falan. Burada anaokulumuz vardı. Ondan camını gıra gıra başladık. Arılardan, miniklerden. Cihangir'in tüm kategorilerini futbol oynadım ben. Şu anda 7 senedir de A takımdayım. Sağ olsun başkanlarım da yönetici abilerim de bana kaptanlık. Yani bu böyle büyük bir şey bana. Layık gördüler. Teşekkür ederim onlara da. Her şey onda çok şükür iyi yani. Hiç kötü bir şey yok. Havamız iyi. Başkanından memnun olsun. Biraz çekiştirelim başkanını. Çok memnunum başkanından. Ciddi anlamda. Sağ olsun bana her türlü yardımcı oldu. Şu an bu büyük kulübü de işletmesini bana devretti. Teşekkür ederim onun için de. Hiçbir problemimiz, sıkıntımız yok. Evet tabii ki bu yıl güzel bir hava yakaladınız aslında. Zaten son birkaç yıldır Cihangir güzel ön plana çıkıyor ama hep böyle şeytanın bacağını bir türlü kıramamıştı. Belki bu sene olabilir diye böyle bir puan var şimdi. Birinci liderle aranızda. Nasıl motive oluyorsunuz siz takım arkadaşlarınızla? Neler konuşuyorsunuz? Şampiyonluk parolanız var mı? Şampiyonluk parolası demeyelim ona. Biz yani sene başından beri konuştuğumuz bir hedef var. Hedef ilk üç. Yani buralarda kalmak. İşte tabii bu bizi getirirse şampiyonla oynamaya yapacak bir şeyimiz yok. Gidecek yani. Motive oluruz her hafta maçlara. Hafta hafta bakarık. Tek tek bakarık maçlara. 3 puan aldığımız hafta mutluyuk, her şey güzel. Önümüzdeki haftaya bakarız hemen. Bir de toteminiz varmış. Böyle maç öncesi bir skor belirliyorsunuz sanırım. Scoreboard'da. Nereden geldi bu fikir? Tutuyor mu skorlar böyle öncesinde tahminler? Genelde tutmaz gibi ama şey yani esas tutan skorlar şeyindi. Ali abinin, Ali Garazilerin, belediye başkanı Ali abinin. Maçtan önce gelip bize skor söyler.
ciddi anlamda söyler skor ve maç biter. Aynı dediği skorda biter maçlar. Çoğu zaman da bunun. Demek ki takımını, gençlerini iyi tanımış. Gerçekten inanır. Yani çok çok inanır. Bizden fazla inanır belki de. Adam sağ olsun yanımızdadır o da. Teşekkür ederim ona da çok. Peki futbol dışında neler yapıyorsun? Yani burasını işlediğim şey, kulübü işlediğim. İşte işlerim şeyde, benzin istasyonunda. Hem iş hem spor. Evet, nasıl öyle zaman ayırıyorsun futbol? Biraz çok zamanında çok çok yoğun geçiririm aynen. Sabahtan bazen 7'den yani her gün 7'de işe giderim. Çıkarım 2'de öğlen. 4'te antrenmanlarım var. Antrenmanlarıma gelirim. Bazen akşamüstü gelirim burasını açarım. Yani biraz yoğunum. Ama öyle severek yapıyorsun aynen sanırım. Ama kendime baktığım için sıkıntı olmuyor yani hiç. Birazcık yorulurum fazla sadece. İsmini kim koydu? Kimin fikriydi bu? İsmini babam koydu. Aynen. Hiç sırtın yere gelmez bence. Başvelen Mikael adını taşıyorsun. Böyle mesela şansına inanıyor musun? Onun şansı olduğuna, isminin şansı olduğuna. Hiç öyle düşünmedim ama. Unutamadığın, böyle bir yaşadığın mucizeler, sürprizler oluyor mu mesela? Olur ya genel ama şimdi yani tam olarak mutlaka insanların şeyi vardır hayatında. Dön noktası vardır. Mesela benim ilk defa futbol, A takımda futbol oynama şeyim, maceram. Ahmet Minikçi hocam bir haftalık bir görev aldı sadece, bir haftalık. Benim o zaman genç takımda antrenman yapardım. A takımda bir antrenman bile yoktu. Bir sol bek abimiz vardı. O sakatlandı o hafta. Yani başka oynayacak biri yok. Aldı beni, dedi sana güvenirim. Genç takımda oynadığın gibi odadan genç takımda antrenörüm diyor. Bir haftalık süre aldı A takımda. Sadece bir hafta. O haftada beni dedi ki sana güvenirim. Sen bu işi yapabilin, çık bu oyna bana. Hani ihtiyacım var, oyna burada. O maçtan sonra artık aldım ve gittim yani bu şekilde. Devam etti. 7 senede buradayım. Unutamadığın maç var mı peki? Var. Hangisi? Kupa finalimiz. Tahsin Meritekçi kupa finalimiz. Nasıldı? Mesela neler hatırlıyorsun? Şimdilik ben o maçı biraz tarihsiz yaşadım. Bütün maçları oynadım ama o maçta da oynadım. Dakika 25-30 sakatlandım. Biraz daha devam etmeye çalıştım ama olmadıydı. Çıktım kenara ve arkadaşlarımı desteklemeye başladım. Biraz ilk şey vardı içimizde, böyle hani acaba olmayacak gibi, olmayacak mı falan filan. Ama arkadaşlarımı öyle görünce herkes inandı bu işe, mücadele etti sahada. O kupayı aldık yani, ilk defa öyle bir kupa geldi camiamıza. Çok büyük bir değer bizim için. Büyük başarı. İnşallah bu sene de kupa getiririk bir şeyler inşallah. Evet. Buradan bizi izleyen gençlerimize neler söylemek istersin? Gerek tabii ki futbol oynayan veya oynamayan diğer spor dalları olsun, sporcularımızın, gençlerimizin hayatında her zaman spor olsun. Biz bunu savunuyoruz. Sen neler söylemek istersin? Mesela futbol hayatına neler kattı diyeyim, spor? Öncelikle yani kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Atıyorum yani her türlü kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Karakterli insan olsunlar birinci. Oturmasını, kalkmasını öğrensinler hayatları boyunca. Ufak yaştan bunlar tabii yavaş yavaş insanın üzerine oturur. O kılıfı insan giyer kendine. O şekilde artık yani insanlarla ilişkileri güzel olur insanların bir şekilde. Tabii bunlar da karakterle ilgili bir şey. Kendini yetiştirmeye baksınlar iyice. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar genç arkadaşlarımız. Futbolda oynayanlar ekstra kendine çok iyi baksınlar, çok çalışsınlar. Antrenmanlarını aksatmasınlar. Biz bazen ciddi söylerim okuldan kaçardık antrenman yapalım diye, top oynayalım diye. Bazen sınava girmedik. Mesela üniversite okuduk. Sınava girmedik bazen. Futbol aşkı. Aynen öyle, maçımızın olduğu gün sınav vardı. Mesela yani gitmedik sınavımıza. Maça giderdik. Tabii demiyorum öyle bir şey yapsınlar ama hani gerekirse o da olacak. Başka yol yok bu işin. Eğer olacaklarsa. Sınavın telafisi var ama o maçın telafisi. O maçın telafisi yok. Peki çok teşekkürler Mikael sana. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Evet, programımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftadan itibaren
programımızda yeni bir bölüm açmıştık. Başkanlarımızı tanıyalım dedik ve spor kulüplerimizi gezmeye başladık. İlk olarak Türk Ocağı Spor Kulübü ile başlamıştık. Şimdi de Cihangir'e gittik. Cihangir'de küçük köyün büyük başkanı ile Aytaç Karavezirler ve As Başkanı ile çok keyifli bir sohbet ettik. Kendileri bizleri çok güzel ağırladılar. Onlara teşekkür ediyoruz. İşte Cihangir'de yaptığımız röportajımız. Evet, başkanlarımızı tanıyalım bölümümüzde. Bu hafta liderle bir puanla yaklaşan Cihangir Kulübü'ne uğradık. Cihangir Kulüp Başkanımız Sayın Aytaç Karavezirler ve As Başkanımız bizimle birlikte ve Eda da yine bizimle. Evet, tabii ki şu anda kulüp binasındayız. Muhteşem bir manzarası var. Kulüp binasından böyle yeşil saha hemen yanımızda. Bir tarafımızda beş parmaklar, bir tarafımızda Cihangir Köyü. Gerçekten çok güzel bir hava var burada şu anda. Sayın Başkanım ve yönetici arkadaşıyla birlikte bizi ağırladı. Bugün çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Nasılsın başkanım? Nasıl gidiyor? Öncelikle biz teşekkür ederiz. Sizi buradan ağırlamaktan mutlu ve gururluyuz Cihangir Camiası olarak. Cihangir Camiası olarak her şey iyi gidiyor. Bu yıl hedefimiz ilk üç dedik. Şu anda hedeflediğimiz yerdeyiz. Yani Cihangir Camiası olarak ilk üçün içerisindeyiz. İnşallah sezon sonu da istediğimiz, o arzuladığımız Cihangir'in o ilk üçün içerisinde göğüsleriz finişi. Evet, sloganınız zaten küçük köyün büyük hikayesi. Evet, evet. Çok da güzel bir sloganla aslında yola çıktınız gerçekten. Tabii ki biz bu bölümümüzde amacımız mikrofonumuzu başkanlarımıza uzatıp onları dinlemek. Mutlaka sorunları da vardır. Bir kulüp yönetmek zor bir tabii ki görev bu zamanda, hele hem maddi yönden, her yönden, manevi yönden de. Ama sen çok güzel başardın bu işi. Tabii ki bu görevi yine eski bir başkandan devraldın. Abin kendisi şu anda belediye başkanı oldu. Şimdi bu görevi sen üstlendin. Nasıl oldu görevi alırken? Şimdi ben 1995 yılında bu göreve başladık. Buraları tabii ki o zaman başladığımızda tarlaydı. Takımımıza Betemede futbol oynuyordu. 1997 yılında abim başkan oldu. 10-11 yıl başkanlık yaptı. Ve ta ki bu takımı Süper Lig'e kadar çıkardı. Ve bu görmüş olduğunuz eserler de onun zamanından olan bir eserlerdir. Daha sonra benden, Ali abimden sonra 2 yıl Koray Güvenoğlu başkanlık yaptı. O da şu an yönetimimizde işi olduğundan dolayı gelemedi. Benim de bu yıl 9. yıl başkanlığım. Süper Lig'de 9. yıldır başkanlık yapıyorum. 9 yılda 3 genç takım şampiyonluğum var. Bir lig üçüncülüğümüz var. Bir Tahsin Mertekçi Kupası şampiyonluğumuz var. Şu anda ligin ikinci sırasındayız. İnşallah bu yılda yapamadıklarımızı yaparız. Buradan da Cihangir Camiası'na gelmiş geçmiş herkes, emeği geçen herkese, maddi manevi katkı veren herkese çok teşekkür ederim sizin aracılığınızda. Evet, size dönelim. Kısaca sizle tanıyalım bir. Ben de sizlere hoş geldin demek istiyorum. İsmim Kamber Kurt. As Başkan olarak görev yapmaktayım kulübümüzde. Bizim amacımız, hedefimiz gençlere ön ayak olmak, gençlere yardımcı olmak. Yani insanları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Yani vatana millete hayırlı diyelim, klasik bir laf oldu ama öyle bir yardımcı olmak amacımız. Bizim de zaten kulübümüzde en büyük bize desteği, katkıyı veren Sayın Ali Karavezirler, hem de bizim Fahri Başkanımız kendisi. Sağ olsunlar, bize her şeyimizde yanımızdalar. Her maçımızda yanımızdalar. Maddi manevi desteklerini hiç esirgemiyorlar. Kulüp olarak da biz sahada en zor deplasman, fakat stadda en centilmen taraftar olmayı hedefliyoruz. Ki bununla ilgili şeylerimiz de var bizim. Ödüllerimiz de var. Centilmenlik ödüllerimiz. Biz de geldiğinde rakip takımın seyircileri aynı yere oturabiliyoruz. Ayrıştırma yapmıyoruz. Aramızda polis yok. Yani bizim hedefimiz ülke futbolu güzel olsun. Maçlarda kavgalar çıkmasın. Ama sahada da en zor olan, deplasmana geldiklerinde, bizim eve geldiklerimizde işte bilsinler ki en zor deplasmana gidiyoruz. Biz de gittiğimizde deplasmana bizden, daha doğrusu korksunlar, çekinsinler istiyoruz. Hedefimize de
Yani başkanımızın da söylediği gibi şu an hedeflerimizdeyiz. Yani daha da ileri gidebiliriz. Yani gençlerimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Eda, sen neler söylemek istersin? Sormak istediğin bir şey var mı başkanımıza? Ben öncelikle burayı çok beğendim. Ortam çok iyi, kulübün olduğu yer çok güzel. Saha çok iyi görünür. Yani açıkçası bunun bakımı, onarımı, maliyeti, yani bunlar önemli şeyler. Belki başkanımız biraz açıklama yapmak isteyebilir bunlarla ilgili. Evet, güzel bir konuya değindi Eda. Ben de soracaktım zaten. Nice final maçlarına, kupa maçlarına ev sahipliği yapmış bir saha var şu anda arkamızda. Gerçekten şu an sanıyorum Süper Lig'de en iyi durumlarda olan sahalardan bir tanesi. Nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten Eda'nın dediği gibi maliyeti yüksek bir mesele bu. Şimdi açıkçası siz en güzel dediniz ama en kötü Cihangir sahası şu an bulunduğu. Bunu söylerken de hiç çekinmeyeceğim. Sanki de Cihangir camiası burada ispor yaptırmıyor. Geçenlerde ispor dairesi yaptı ki işte devletin sahalarına tohum ektiler. Bize ekilmedi. İşte 30'unda gelecek falan dedi. Ama biz yaz, kış, yıl 12 ay burada futbol oynatıyoruz. Giderseniz federasyonun sayfasına girerseniz hemen hemen her hafta burada maç oldu. Yıl 12 ay. Fakat böyle bize birazcık şey gibi oldu ama bize el uzatan da oldu. Belediye başkanımız bize buradan el uzattı. Ona da buradan teşekkür ederim. Gerekli tohumla ilgili katkıyı bize koydu. Tohumlarımızı da attık. İnşallah onlar da yeşerecek. Şimdi bunun bir altyapıda bunun altyapısı vardır. Ki drenajı vardır. Drenaj sistemi vardır. Belki de hiçbir sahalarda olmayan bir drenaj sistemi vardır. Yaklaşık 5 yıldır bu saha ekildi ve aynı şekilde her gün yıl 12 ay antrenman ve maç yapılmaktadır içerisinde. Ve bunu gece gündüz sahamıza bakan burada Süleyman Demirtaş arkadaşımız var. Kulübümüzün bünyesinde çalıştırdığımız Süleyman Demirtaş var. Ona sizin aracılığınızla buradan teşekkür ederim. Canı gibi bakıyor. Hatta kışın don olduğu zaman gelip gece sahayı suluyor ki don tutmasın diye. Bunları da yapıyor. Çocuğumuz gibi bakıyoruz buna. Bunun da karşılığını alıyoruz ama şu an en kötü zamanıdır. İnşallah bizi duyarlar da bize birazcık buradan yardımcı olurlar arkadaşlar. Çünkü biz herkese burada ispor yaptırıyoruz. Devlettir, köydür, benimdir, özeldir, mülktür diye biz kimseye buradan ayrım yapmadık. Yani buradan da birazcık açıkçası gocundum yani. İnşallah bize el uzadırlar. Bir de bu Kakateci'de olmayan bu sahada bir olan özellik vardır. Sahanın girişi tünel vardır. Bu tünel hiç Kıbrıs'ta olmayan bir ilktir bu da. Bunu da yine tekrar başkanımız Ali Karaveziler yaptı. Tekrar ona bir kez daha teşekkür ederim. Evet, burası sadece Cihangir Kulübü'nün değil tüm ülke sporunun, evet, ülke gençliğinin, evet, sahası. Evet, evet. Ona göre sahip çıkalım. Peki biraz da biz bugün gelmişken Cihangir'i de gezmek istiyoruz. Biraz çekimler yapmak istiyoruz. Cihangir Köyü'nü konuşalım. Benim gözlemliyorum mesela maçlarda taraftarı hiç yalnız bırakmıyor. Özellikle bayan taraftar, evet, devamlı geliyor. Çok ateşli bir taraftarı var aslında Cihangir'in ve bayanlar da çok destekliyor. Nasıl Cihangir Köyü desteği sizinle? Şimdi Cihangir Köyü'nün desteği var ama bu desteği artık büyütmemiz lazım. Nasıl ki biz hedeflerimizi büyütmüşsek, camia olarak da bir şeyler istiyoruz, ses getirmek istiyoruz. Buna bütün Cihangir halkı da el uzatmalı. Ki bu halkayı büyütmemiz lazım. Büyük hikayeyi gerçekleştirmek. Evet, daha da büyütmemiz lazım. Büyütmek istiyorsak hep birlikte, el birliğiyle bunu yapmamız lazım. Biraz daha destek, evet, istiyoruz. Kamber As Başkanımız neler söyleyecek bu konuda? Bu küçük köyün büyük hikayesindeki esas ana tema nedir biliyor musun? Özveridir. Futbolcuların, yöneticilerin, taraftarların özverisi. Eğer başkanımızın da söylediği gibi bu özveriyi artırırsak küçük camia çok büyük işler yapar. Ve o kapasite de, o sevgi saygı var insanların arasında, o şey var ama biraz daha dediğim gibi konunun küçük hikayenin büyük şeyi özveri. Bu özveriyi biraz daha artırırsak taraftarlarımızdan istirham ediyorum. İşte bizlere biraz daha böyle seyirci olarak, şey olarak destek çıkmalarını bekliyoruz. Geliyorlar da sağ olsunlar ama biraz daha özveri. Evet. Biraz daha özveri. Eda'cığım, senin ekleyeceğin bir şey var mı?
Şimdi sporcular dediği as başkanımız. Şimdi bazı başkanlar var ki bu yabancı sporculara çok sıcak bakmadılar. Acaba onların görüş düşüncelerine ya da işte tüm diğer sporcular da olsun, işte onları motive etmek için işbirliği, bu başarı nasıl elde edilir? Aralarındaki o diyaloğu aslında ben biraz merak ediyorum. Yabancı spor konusunda ne düşünüyor? Vallahi onu federasyonla görüşlüyor. Başkanımız o konuda daha iyi açıklama yapar. Başkanımıza sorarsanız. Şimdi bu yıl biz sezon başı kulüpler olarak yabancılarla ilgili bir orada oylama yaptık. İşte başkanımız Hasan Sertoğlu dedi ki ben 2 yıl daha görevdeyim. 2 yıllık bir toplantı yaptık orada ve onun kararını aldık bu yabancılarla ilgili. Ve çıkan oy birliğiyle, oy çokluğuyla şey çıktı, 3 yabancı sayısı çıktı. Başkanımız da ona uydu. Yani bu kulüplerden gelen bir istek doğrultusunda oldu. Siz memnun musunuz? Şimdi ben memnunum. Yalnız bu yabancı olacaksa Süper Lig'de olsun. Adı Süper Lig ise Süper Lig'de olsun. Ama diğer liglerde betemelere kadar yabancı olmaması lazım. Çünkü gençliğimizin önünü keseriz. Evet. Hatta ben oyumu da kullandım. Açık söyleyeyim, orada kullandığım o yabancı sayısı 2'ye düşsün. 21 yaş altı oyuncu 3 tane olsun. Çünkü gençliğimizin önünü açmamız lazım. Bir şekilde bu gençliği vitrine çıkarmamız lazım. Hep altyapılarımız var var diyerek ama hiçbir çocuğu yukarıya çıkarmıyoruz. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Yabancı gelsin, o gitsin, bu gelsin. Hatta şimdi başladık ki vatandaş olan yabancıları da yerli statüde oynatmaya başladık. Bunlar bence çok hoş değil yani. Tamam, belki vitrine seyirci gelecek falan ama Süper Lig ise, adı Süper Lig ise Süper Lig'de olsun. Ama alt liglerde yabancı bence birazcık düşünülür. Tabii ki sonuçta sahaya gelen taraftar da köylüdür, velilerdir, ailelerdir. Kendi çocuğunu görmek ister bence daha çok. Evet, bu doğrudur. Hatta yani genç takım maçlarında daha çok seyirci gelir. Çünkü anneler, neneler, dedeler, emin olun ki bir futbolcunun en az 20 tane seyircisi gelir. Akrabası gelir, nenesi, deyzesi, teyzesi, amcası hepsi gelir. Bence bu yabancının yavaş yavaş kaldırılması lazım. Peki başkanım, belediye başkanımız gibi sizde ileride böyle politikaya geçme durumu olur mu? Kafanızda var mı bile? Yok, benim öyle bir düşüncem yok. Ben bu Cihangir camiasından yoğrulmak, özleşmek en güzeldir. Benim öyle bir düşüncem yok. Ama az başkanımız güldü bu konuya. Var mı bilmediğiniz? Hayır, bizim zaten önderimiz, liderimiz belli. Evet. Bizim önderimiz, liderimiz Ali Karavezirler. Yani onun çizdiği yol neyse... Biz ondan yürürüz yani. Öyle bir kendimizi aşma gibi bir haddimiz yok. Bizim hadsizliğimiz de yok. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak buradan söylemek istediğiniz var mı? Ben tekrar bir kez daha söylüyorum. Bize böyle gelip bizi burada, biz sizi ağırladığımız için çok teşekkür ederiz. Daha da bunların yayılmasını isteriz. Hatta böyle antrenmanlarda gelip futbolcularımızın da çekilmesini, daha değerli olmasını... Ben birazcık buradan yani sizin aracılığınızdan bu basına da buradan... Çünkü hep telefon yiyen aranılıyor, soruluyor ama ayağımıza gelmiyor. Siz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Belki bu ilk olur ve bunun arkası devam eder. Sporcu anlar ki değerli olduğunu, basın yanımıza gelip ne kadar değerli olduğunu anlar. İnşallah bunlar da daha gelişir ve ilerleyen dönemde bunlar çoğalır diye düşünürüm. O zaman bir günde Raif hocamı alıp bir antrenmana geliriz. Futbolcu gençlerimizle de röportajlar yaparız. Onların görüşlerini de alırız. Böyle bir fikir geldi bize de. Başkanlarımız gibi sporcu gençlerimize de mikrofonu zaman zaman uzatıyoruz. Biz zaten Cumhuriyet'in starlarında da hep böyle başarılı gençlerimizi ön plana çıkardığımız bir bölümümüz var. Çok teşekkürler As Başkanım size de. Ben de geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bizler de sizler gibi. Sizlerin de bizlerle görüşleri aynı. Gençliğe katkı. Başka hiçbir şeyimiz yok. Siz medya olarak katkı, biz spor olarak katkı. Yani amaç gençler ya. Başka bir şey yok. Amaç gençler yani. Hiçbir şeyimiz yok burada. Bir menfaat gözetmemiz, çıkarımız ya hiçbir şeyimiz yok. Gençler ne kadar huzurlu, ne kadar mutlu, ne kadar kötü alışkanlıklardan uzak olursa bizler de o kadar mutlu oluruz. Evet, Eda sana da teşekkürler. Biraz çıkalım, gezelim. Cihangir'i, sen geldin mi daha önce Cihangir'e? Yani içinden birkaç kere geçmişliğim var ama yakın zamanda uğramadım açıkçası. Bayağı gelişmiş büyük bir köy gibi, gezmeyi istiyorum. Nerelere gidelim, başkanımızdan tüyo alalım. Şu eski an, bir değirmen varmış sanırım. Cihangir'de değirmen var da şimdi değirmenin sahibi de yaşlı. Belki açabilir, bakabilir, bilmem, yardımcı olmaya çalışırız.
Biraz gezelim o zaman. Hep yani birlikte gezeriz. Çok elimizden geleni yardımcı olmaya çalışırız. Evet, hazır Cihangir'e gitmişken tabii ki Cihangir'i gezmemek de olmazdı. Mustafa dayımızı bulduk orada un değirmeninde. Çok güzel bir röportaj yaptık. Un değirmenini gezdirdi bize Mustafa dayımız. İşte Cihangir'den derlediğimiz görüntüler. Evet, başkanımız bizi Cihangir Köyü'nü gezdirmeye başladı. İlk olarak tabii ki tarihi, otantik bir değirmene geldik Mustafa dayımızın. Evet. Sağ olsun kapılarını bizim için açtı, gençliği açtı, sadece bize açtı. 70'lere dayanan bir tarihi var buranın. Evet. Mustafa dayıcığım nasılsın öncelikle? Çok şükür iyiyim. Çok teşekkür ederiz bize kapılarını açtın. Yılların değirmeni burası. Evet, yılların değirmeni Kalavaç, Yengeceköy, Çukurova, Meriç, bunda unu üretirdik. Evet. Cumartesi pazar olduğunda bu mahalle eşek dolardı. Şimdi de araba dolar. açıkçası eşeklerin yerine arabalar aldı. O zaman vasıta olmadı. Ne hatırlıyor musunuz başkanım? Ben de çok küçüktüm. Bizim mahallemiz de burasıydı zaten. Buralarda büyüdük biz de. Buralarda çok yani kalabalık olurdu. Hafta sonu oldu mu cumartesi pazar bayağı. Eşekten yer bulmazdın geçesin. Evet. Girelim bir içeri o zaman. Bir Mustafa dayıcım anlatsın bize. Evet, şu anda değirmenin içerisindeyiz. Unun öğütüldüğü makine, ne derler bu makineye? Büyük motordur bu. Büyük 45 beygir. Şu an çalışır mı mesela bakımı yapılsa? Tabii. Ve o kadar böyle yıllara meydan okuyan bir motor. Evet. Hepsi vuruldu durur daha. Yani bozmadık kendilerini. Evet. Yani temizleyin. Bu da havasıdır burası. Bunu doldururuk, bu makinecik doldurur kendini. Yeri var, getirir yerine koyunca bastımın güm 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 başlar işlemeye. Sen kaç yaşındasın Mustafa dayıcığım? Gel böyle kameraya görsünler seni. Kaç yılında doğdun? He? Bilmem kaç. Kaç yaşında korsunuz hadi. Söyle bakayım. Genç görününde o yüzden. Genç yıl tabii. Hadi gel girelim içeri. Gençtin Mustafa dayıcığım. Bu buğdayı öğütürdü. O da arpanı öğütürdü. Arpa öğütürdük. Bu buğday öğütürdük. Evet. O da arpa öğütürdü. Ya. Ne zaman kapandı burası? Var 5-10 sene kapadalı. Hep iyi var. O da buğdayı sallar akardı içine. Oylarda buğday düşer az az içine. Onu ayarlan buraçtan istediğin kadar açardın. Unu kalın ederdi, ince ederdi. Atardı, torbaları koyduk altına. Bu buğday öldürdü, arpa öldürdü. Evet. Çok değişik, ben bile değişim. Biz bunların kuruluşunu hatırladık. Anlat bize burada çocukluklarının, anılarının yok mu? Muhakkak anılarımız var ama yani yıllar çok geçti. 70'li yıllar işte biz o zaman 4-5 yaşındaydık. Böyle çok hayal meyal hatırlarım ama bütün zaman çocukluğumuz hep burada geçti bizim. Evimiz hemen burada olduğu için bütün zaman yani çocukluğumuz hep burada geçti. Şimdi Kamber Bey tabii iş adamı olduğu için kendisi incelemeye başladı. Her an burası tekrardan faaliyete geçebilir. Kamber Bey gel bakalım. Biz atılı olan her şeyi milli sermaye olarak görürüz. İstemeyiz bir şey atılı kalsın. Bir de bu eski insanların yaptıklarını günümüz teknolojisi hala uyduramadı. Hala uyduramadı yani. Eski teknolojilere baktığında ya bir ipine adam un çıkar diyor. Evet. Şimdi o kadar fabrika, o kadar motor, o kadar elektrik. Bir şeyin onları yaptığını şimdi on Evet. Evet, bu unu çıkarıyorlar. Evet. Abi tüyünde bir tenike lamba su yakardı. Evet. Dizel. Şimdi ama şimdi aynı maliyete mal etmek için daha yüksek paralar harcıyor ve tüketiciye daha çok mal oluyor. Şimdi burası böyle kapalı mı kalacak Mustafa dayı? Açılsın, gelsin, gençler görsün, köyü gelen ziyaretçiler gelsin. Gelsin görsün, temizler mentavu kadar güzel görsün. Müzeye çevirelim biz burayı. Evet, müze olan... Çevirebiliriz. Şimdi eskiden eskileri görüp yenileri ona göre dizayn etmektir esas. Esas olan odur. Evet. Bak bu kuyudur burası da. Bunun aşağı iki kamyon arpa alır bunun hiç aşağıda. Bir kuyu bu çeker buraya gider.
Ondan da dermenlerin ağzına gelirdi. Sen şimdi maçlara gidiyor musun? Gel böyle kamera. Maçlara gidip destekler miyim taraftar olarak? Yok, o maçı bilmem ben oraya. Futbolu. Yok, ona bak oğlum var. Damadım var. Damadımın damadı diyelim. Hassası durumda. Ama gönlün herhalde başkanla, takımla her zaman. Yok başkan. Dualarını eksik etme. Şampiyon olsun. Ne büyüdük. Ha, ya. Bu haftalık da bir teleşüt programının sonuna. Umarız programımızdan keyif almışsınızdır. Ben ve oğlum bu programı sizlere hazırlarken çok keyif aldık. Mete de benimle geziyor, çok keyif alıyor, öğreniyor, keşfediyor. Henüz 7 aylık, konuşmayı öğrenmedi ama sanıyorum ilk kelimesi teleşüt olursa hiç şaşırmayacağım. Evet, Halkın Televizyonu Kıbrıs Gençliği ekranlarından teleşüt programından bu haftalık bizlere ayrılan süre bu kadardı. Editörümüz Celil'e, yönetmenim Raif Özünca çok teşekkür ediyorum. Hafta yine aynı saatte görüşünceye dek sunucunuz ben Seniha Kanatlı ve oğlum Mete Kaan Arsu sizlere hoşçakalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.